enginarlı piliç. Çok yıllardır yaptığım, çok da severek yaptığım ve hala çok severek yediğim bir yemek. Bayram Usta ile favorilerimizden biridir. Aha, enginarlı piliç deriz. Piliç yemenin güzel yollarından biri. Gezen bir tavuk, yani öyle tercih edin. But eti, kemiksiz, kalça eti, kemiksiz, derisiz. Ondan sonra böyle şöyle parçalara bölünmüş olarak. Onun dışında arpacık soğanım var. Taze mercan köşk kullanıyorum, böyle bir farkı var. Taze soğan var, tuz, karabiber, zeytinyağı tabii var, limon kabuğu tabii var. Krema var bu yemekte, bir parça beyaz şarap var ve tabii ki olayın esası güzel bir çanak enginar var. Hepsini birleştiriyoruz, böyle hafif sulu sulu kaşıklayarak yemeye çok uygun. Yanına mesela erişte çok yakışıyor. Ha, erişteyi eğer ayrı bir garnitür gibi istemiyorsanız bir parça yemeğin sonunda pişmiş bir erişteden içine katabilirsiniz. O da çok yakışıyor. O zaman tamamı bir kasede, yemeğin hepsi hallolmuş oluyor. Hadi enginarlı piliç yapalım. Enginarlı piliç diye bir şey yapıyorum. Çok senelerdir yapıyorum. Biraz zeytinyağı, tuzladım. Bunları sadece sırt yüzlerinden bir parça mühürleyeceğim. Kızartmıyorum gördüğünüz üzere. Dikkat ettiyseniz soğuk tavaya koydum. Eğer sıcak tavaya koysaydım ve tam da kızarmadan almaya kalksaydım bunların hepsi buraya yapışırdı. Şimdi buradan devam ediyorum. Soğanlarımı atıyorum bunun içine. Bir parça mercan köşkü, ayıklanmış mercan köşkü yaprağı da şu aşamada atıyorum. Mercan köşkü olağanüstü koktu. Bunları da şöyle bir çevirdim ve tavukları geri yerleştireceğim. Ama bu sefer böyle. Altını da azalttım. Beyaz şarap koyuyorum. Tuzunu vereyim. Karabiberi. Kapağını kapıyorum. Şimdilik böyle tıngırdamaya. Ta ki piliçler pişecek. Enginarları katacağım son 10 dakikasında. Taze soğan katacağım. Daha mercan köşk katacağım ve krema katacağım. Ama şimdi değil, daha sonra. Şarabı da azaldı. Tavuklar neredeyse pişti. Şimdi enginarları katma zamanı. Şöyle üçgen kestiğim, limonlu suda bekleyen enginarlar. Adam başı bir parça tavuk verebilirsiniz. Adam başı iki parça tavuk verebilirsiniz. Adam başı üç parça tavuk verebilirsiniz. Enginarını daha çok yaparsınız, tavuğunu daha çok yaparsınız. Bunların hepsi şahsi tercihlerdir. Bununla beraber taze soğanın beyazlarını da atıyorum. Enginarların sıvıya gömüldüğünden emin oluyorum. Ve kapağını kapıyorum. Enginarların pişmesine bir fırt daha var. Şöyle suyun dışında kalanları da tekrar suya ittireyim. Şimdi bunun kremasını vermenin zamanı geldi. Kremayı vermeden evvel taze soğanların yeşil kısımlarını atıyorum. Ve kremayı da üstüne gezdiriyorum. Biraz da mercan köşk. Bunun gizli silahı mercan köşk. Başka bir şey değil. Ve bunu şöyle güzelce sallıyorum. Bir taşım kaynayacak ve hazır olacak. Yemeğimiz hazır. Altını kapadım. İki parça tavuk. Enginarlar, arpacık soğanlar ve tabii suyunda. Üzerine az bir şey daha mercan köşkü atıyorum. Çok değil. Karabiber çekiyorum. Bir parça zeytinyağı gezdiriyorum. Enginarlı piliç. Afiyet olsun. Ya da pilici az enginar çoksa piliçli enginar. Nasıl istiyorsanız.